Tarihin en çok beklenen Marvel filmi Spider-Man No Way Home'un vizyona girmesine yalnızca bir hafta kaldı. Spider-Verse, Sinister Six olayları falan filan derken filmi izlemeden önce bilmeniz gereken şeylerin sayısı da bir hayli arttı. Bugün sizleri yoğun bir araştırma yapmaktan kurtarıp bu liste altında filmde olabilecek şeylerden tutun oyuncaklarına kadar her şeyden bahsettik. İşte karşınızda Spider-Man No Way Home filmini izlemeden önce izlemeniz gereken tek video. Öncelikle geçmişi biraz kurcalayalım. 2019 yılında vizyona girip MCU içerisinde yer alan Spider-Man'in ikinci filmi Spider-Man Far From Home'da Peter'ın Avengers Endgame'de karşılaştığı olaylardan sonra normal yaşantısına devam etmesini izledik. Tony Stark'ın aramızdan ayrılmasıyla Peter'ın yaşadığı duyguları dışarı aktarma şeklini ve artık kahramanlık yapmamak istemesine de bu filmde şahit olduk. Filmin büyük kötüsü ise Spider-Man'in çizgi romanlardaki ana düşmanlarından sadece birisi Sinister Six üyelerinden Mysterio karakteriydi. En sonunda her ne kadar yenilmiş olsa da Peter'ın kimliğini halka açıklamasıyla yapım heyecanlı bir noktada son bulmuştu. Filmin bildiğimiz kadarıyla konusu Spider-Man No Way Home, Spider-Man Far From Home'da bıraktığımız yerden devam edecek. Mysterio'nun ölümünden sorumlu tutulan Spider-Man kimliğinin Peter Parker'a ait olduğu öğrenilince halk ve polisler karakterimize olumsuz tepki göstermeye başlıyorlar. Bir noktadan sonra bu tepkiler sevdiği insanları da etkilemeye başlayınca Peter, Doctor Strange'in de katkılarıyla herkesin hafızasını silmeye çalışırken Multiverse yani paralel evrenlere geçiş yapıyorlar. Andrew ve Tobey Maguire'ın Spider-Man'lerinin düşmanları, birlikte Sinister Six ekibini oluşturan Doctor Octopus, Sandman, Electro, Vulture ile Tom'un Peter'ı mücadele etmeye başlıyor. Devamında ya da film içerisinde neler olacağına dair de sadece teoriler ve elimizde birkaç sızıntı var. İşte bu teorilerden ilki. Spider-Man No Way Home filminden sızan bazı fotoğraflar ve geçtiğimiz aylarda yayınlanan fragmana göre halk Mysterio ve Peter'ı savunanlar olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Er ya da geç bu olay mahkemeye giderse Peter'ın bir avukata ihtiyacı olacak. Çizgi romanlar ve Netflix üzerinde bir geçmişi olan Daredevil dizisinden Matt Murdock karakterinin bir avukat olduğunu hesaba katarsak bu rol için kendisi en iyi seçenek olur. Ki çizgi romanlarda da buna benzer bir olay yaşanmıştı zaten. Ayrıca söylentilere göre de Daredevil karakterine hayat veren oyuncu Charlie Cox sette görülmüş. Ve şunu da eklemek isterim ki Marvel'ın yapımcısı Kevin Feige geçtiğimiz günlerde Daredevil'ın MCU içerisinde kesinlikle yer alacağını ve bu rol için en iyi ismin Charlie Cox olduğunu söylemişti. Umuyorum ki filmde de zaten bu karakteri göreceğiz. Aslında şu anda Çin dublaj ekibi tarafından sızdırılan senaryodan bahsetmek istiyorum. Fakat spoiler içereceği için bu konuya videonun sonunda değineceğim. O yüzden şu an bilmeyenler için Sinister Six ekibinden bahsedeceğim. Belalı Altılı olarak da bilinen bu topluluk Spider-Man'i tek başlarına yenemeyeceklerini anlayan Dr. Octopus tarafından kurulmuştur. Spider-Man'in yalnızca baş düşmanlarının bulunduğu grup, Spider-Man No Way Home fragmanında da gördüğümüz kadarıyla mahallemizin dost canlısı Peter'ın canını okuyacaklar. Ya da Peter'ların. Diğer Spider-Man filmlerinin yanı sıra ekipte Mysterio'nun da bulunması gerekiyor. Fakat bir önceki filmde kendisi öldüğü için şu anda filmde yer alıp yer almayacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Belki de bir bakmışız kendisi geri dönmüştür, bilemeyiz. Spider-Verse nedir? Bildiğiniz gibi Spider-Man No Way Home filminin duyurulduğu günden beri fanların 3 Spider-Man aktörünün de tek filmde görmek gibi bir isteği var. Bu istek geçen yıllarda vizyona giren Spider-Man Into the Spider-Verse filminin elde ettiği başarıyı hesaba kattığımızda çok büyük bir boyutta herkesin beklediği bir senaryoyu oluşturdu. Disney, Marvel tarafından kesin bir onay gelmemiş olsa da sızdırılan fotoğraflar ve Rus oyuncak şirketi dahil birçok şahısın yaptığı konuşmalar dahilinde Tobey ve Andrew'un yeni Spider-Man filminde gözükeceğine inancımız tam. Ayrıca söylenene göre Çin dublaj ekibi Spider-Man No Way Home filminin senaryosuna sızdırdı. Videonun ilerleyen dakikalarında bolca spoiler bulunma ihtimali var. O yüzden aman film zevkim kaçmasın diyorsanız videoyu burada durdurun ve beğenip çıkın lütfen. Senaryonun kesinliği hakkında bir bilgi olmasa da sızdırıldığı iddia edilen senaryoya göre birkaç maddeden sizlere bahsedeceğim. Öncelikle Tobey ve Andrew'un filmde kesinlikle olduğuna dair dikkat çekilmiş. Ayrıca Miles'ın
olma ihtimali de bu senaryoya göre yok. Filmin ilerleyen dakikalarında Tom'un Spider-Man'i Green Goblin tarafından öldürülecek iken Tobey'in Spider-Man'i önüne geçip bıçaklanıyor. Ağır yara alıyor ama ölmüyor. Venom'un filmde olmadığına ve Daredevil'ın filmde olduğuna dikkat çekilmiş. Fragmanda çokça ses getiren sahnelerden birisi olan MJ'in düşme sahnesinde tahmin edildiği gibi Tom değil Andrew kurtarıyor imiş. Kısacası senaryoya göre May hala ölüyor. Strange'in yaptığı büyü baştaki gibi tutuyor ve herkesin hafızasından Spider-Man'in kimliği siliniyor. Ve filmin sonunda MJ ve Ned'i bırakıp Peter artık yalnız kalıyor. Evet, Spider-Man No Way Home filmini izlemeden önce bilmeniz gereken her şey bunlardan ibaretti. Perşembe günü filmi basın gösteriminde izledikten sonra sizlerle bir video daha paylaşacağım. O videoda tekrar görüşmek dileğiyle.